İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hayırlı fuarlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun. Sizleri birazcık tanıyalım. Sonra da Hobbitek firmamızdan bahsedeceğiz. Ama öncelikle Ahmet Bey'i tanıyalım. Tabii. Ben Ahmet. Hobbitek Teknoloji Hizmetleri'nde proje direktörü olarak çalışıyorum. Yaklaşık 2 yıldır bir proje üzerinde uğraşıyorduk ve bu projenin sonunda bir cihaz geliştirdik ve kendi fuarımıza çıkıyoruz şu anda. Kendi standımızı açıp ilk kez bir fuara katılıyoruz aslında. Bizim için büyük bir heyecan bugün, öyle söyleyebilirim. Firmamızda direksiyon sektöründe elektrikli direksiyon ve hidrolikli direksiyonlar için bir test cihazı üretiyoruz. Ana kalemimiz bu. Bunun yanında bu işin devamında yedek parçalar, sektörde kullanılan ürünler ve eğitimleriyle beraber tamamen bu direksiyon sektörüne hitap eden bir ürünümüz ve firmamız var diyebilirim. Evet, biraz özelliklerinden bahsedelim mi? Tabii ki. Steering Club V2 bir direksiyon test cihazı. Bu cihazla birlikte elektrikli ve elektrohidrolik tüm direksiyonları masa üstünde, araba yokken test edebiliyorsunuz. Bunun yanında arıza tespit yapabiliyorsunuz. Programlama, yani sektörün ihtiyacı olan her şeye cevap veren bir cihazımız var. Bunun yanında ek ürünlerimiz var tabii ki de bu sektörde. Direksiyon tamirinde neler gerekiyor? Bu ürünlerimiz de var. Bunlar mikroskoptur, lehim makineleri, arıza tespit cihazları gibi gibi ekstra ürünlerimiz de var tabii ki de. Ama bizim kendi üretimimiz olan, Ar-Ge'sini yaptığımız, Teknopark'ta olduğumuz ürün Steering Club V2, kendi tamamen yerli üretim geliştirmiş olduğumuz bir cihaz. Genel odağı da bu iş. Evet, Hobbitek'ten de biraz bahsedelim. Üretim yeri nerede, nasıl bir kapasitesi var? Evet, İzmir merkezli bir firmayız. İzmir'de hem İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeyiz. Aynı zamanda atölyelerimiz var. Buralarda devam ediyoruz. Hem sektörün içerisindeyiz hem de Ar-Ge kısmındayız. Bunun yanında ekstra projelerimiz var. Sensör üretiyoruz. Bu elektrohidrolik direksiyonlar dediğim direksiyonların kontrol kartlarını üretiyoruz. Ekstra üretimimiz olan Ar-Ge'sini yaptığımız bir sürü ürün var. Bunları da aslında ihraç ediyoruz. Şu anda asıl ana odağımız da o. Ürünlerimizi yurt dışına pazarlamak istiyoruz. Bununla ilgili şu anda ihracat yaptığımız 5 ayrı ülke var. Bunun da devamlılığını geliştirmeye çalışıyoruz. Değil mi? Harika. Biraz kalitemizden de bahsedelim, evet. Ahmet Bey. Nelere dikkat ediyoruz üretimde? Açıkçası bizim ürünlerimizin en önemli odak noktamız kullanım kolaylığı, arayüzün kolaylığı ve sektörde ana noktalara dokunuyor olması. Çünkü biz aynı zamanda direksiyon işi içerisinde olduğumuz için müşterilerimizin neler yapması gerektiğini hakimiz, bu işin içinde olduğumuz için. Bunlarla ilgili döküman hazırlıyoruz, çizimler hazırlıyoruz. Yani bizim ana odamız herkesin işini en kolay hale getirmek. Çünkü biz de insanların, müşterilerimizin problemlerinin farkındayız. Genel olarak yaklaşımımız bu şekilde. Yeni projeler var mı peki bunun haricinde? Tabii ki yeni projelerimiz var. Artık sektöre daha çok yedek parça üretmeye doğru evriliyoruz. Çünkü bir test cihazımız var. Bunun yanında artık ürünler yedek parça, otomotiv sektörüne yedek parça üretimine doğru ilerliyor diyebilirim. Evet. Burada şimdi yeni çıkardığımız ürün ne? Nasıl bir kolaylık sağlayacağız sektöre? Nasıl bir katkıda bulundu? Sektöre yaptığımız en büyük katkı aslında müşterilerimizin bu işi yaparken onları en kolay şekilde bu işleri çözebilmesini sağlamak. Yaptığımız kolaylıklarda dokümanlar, eğitim videoları, içerikler, müşterilerimize sağladığımız dosyalar, bu işin teknik boyutları da var. Bunlarla ilgili biz dosyalar sağlıyoruz. Yani gerekli olan her şeyi bu konuda direksiyon sektöründe tamir yapan veya yapmak isteyen herkese sıfırdan eğitimini verip bu işleri onlara yeni bir meslek edinmelerini sağlıyoruz aslında. Bu cihaz da onun bir parçası. İlk günü olmasına rağmen nasıl geçti? Biraz fuarı da değerlendirelim. Türkiye'deki fuarların ilk günü genelde yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlamakla geçiyor aslında. Bizim de yurt dışında bilinirliğimizi sağladığımız insanların ziyaretleri oldu. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. İhracat yaptığımız ülkelerden gelen ve yapacak olduğumuz potansiyel müşteriler bizi bilerek geliyorlar. Burada karşılaştığımız değil, daha çok standımızın yerini bilerek gelen insanlar var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bu marka bilinirliğimizi arttırdığımızı gösteren bir şey. Genel olarak mutluyuz. Hedeflerimiz yüksek. Umarım bir sonraki günler daha da güzel geçecektir. Evet, Hobbitek'le çalışanlar zaten biliyorlardır. Evet. Peki hiç bilmeyenler için neler söyleyeceksiniz? Hobbitek'le çalışmanın avantajları neler olacak onlara? Hobbitek'le çalışmanın en önemli avantajı aslında her iş yerinde olduğu gibi başka noktalar var ama bizdeki en önemli şey biz biraz daha özgür çalışıyoruz. Özgür çalışmanın gerekliliğine inanıyoruz. Çünkü çalışanların potansiyellerine, bizim bir mühendislik kadromuz var. Grafik tasarımcımız, endüstriyel tasarımcımız
ihtiyacımız. İçeride mekanik işler yapan mekanikerlerimiz. Bu insanların daha özgür çalıştığında daha potansiyellerini yükselttiğini biliyoruz. Böyle olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de bize bizimle çalışmak isteyen insanlar ya da çalışanların bunu sağlayacağımızı garanti edebiliyoruz. Evet, tekrar hayırlı fuarlar dileyelim Ahmet Bey sizlere. Başarılar diliyoruz yine yeni cihazımıza, yeni ürünümüzde de. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim görüşmek o zaman. Görüşmek üzere, teşekkür ederim.